Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aftamus salatu ve etemmut teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. Cuma akşamları yeni bir kitaba başlamıştık muhterem kardeşlerim. Bu da İmam-ı Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin, Salihlerin Bahçesi diye bir kitabı vardı ki her Müslümanın evinde olması gereken bir kitap. Eğer bu kitaptan bir Müslümanın evinde yoksa o evde bir eksiklik var demek. Her konuyla ilgili bu kitap illa her Müslümanın evinde olması gereken bir kitap. Onun için evinde olmayan kardeşlerimiz tez zamanda, kısa zamanda evlerinde bulundursun inşallah. Geçen hafta itibariyle İmam-ı Nevevi'nin mukaddimesini okumuştuk ve birinci hadisimize de başlamıştık. Bu hafta inşallah kaldığımız yerden Bâbul İhlas ve İhdarin Niyeti, niyeti hazır etme babı ve ihlas babı inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta birinci hadis okumuştuk. Bu hafta tekrar edek. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edek. An emiril mu'minin Ebi Hafs Umar ibn Khattab ibn Nufeyl ibn Abdül Uzz ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lüey ibn Galib el-Kureyşi العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول Hazreti Ömer Efendimiz müminlerin emiri Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den işittim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. İnnemel a'malu bin niyet, bütün işler niyetler iledir. Bütün amellerin bir niyeti vardır. Her kişi bir iş yapacağı zaman bir niyet ettiği şey vardır. وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَا نَوَى Herkesin bir niyeti var. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Her kimin niyet etmiş olduğu amel veyahut da niyet etmiş olduğu iş Allah ve Resulünün rızasını kazanmak içinse o doğru yoldadır. O onun Allah ve Resulü'nün rızasını kazanır. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا Yani Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmak için değil de dünyalık bir şeyler isabet etsin. Yani mal, mülk, şan, şeref sahibi olmak için veyahut da diploma sahibi olmak içinse اَوْ اِمْرَاَتٍ يَنْكِحُهَا veyahut da filanca kadını bana versinler diye ise فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجْرَ اِلَيْهِ O kişinin hicret ettiği şey de ona göredir. Yani o belki de dünyada nasip ettiği, arzu ettiği, istediği şeyleri alabilir ama fakat Allah ve Resulünün yanında hiçbir değer ve kıymeti yoktur. İmam-ı Nevevi mübarek bu kitaba niyet hadisiyle, ihlas niyetiyle başladı ki yani bu kitabı okuyacaksanız da herhangi bir iş yapacaksanız da niyetlerinizi ilk önce halis eyleyin. Yani iş neticelendiği zaman, iş bittiği zaman eliniz boşa çıkmasın. Niyetinizi halis eyleyin ki o kadar yorulmuş olduğunuz, yapmış olduğunuz işler Allah katında karşılığı ola. Ve an ummil müminin Ümmü Abdillah Aişe radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Müminlerin annesi Ümmü Abdullah Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki Allahu Teala cümlemizi şefaatine nail eylesin. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yağzu ceyşul el-Ka'be. Bir takım insanlar, bir takım ordu Kabe'yi yıkmak için ne yapacaklar? Yola çıkacaklar. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ Onlar Mekke ile Medine'nin arasında Beyda denen bir çöle bir yere geldikleri zaman
yuksafu bi evvelihim ve ahirihim. Allahu Teala onun başında, sonunda, her hepsinde yerin dibine kömer. Hiç kimse kalmaz. O zaman kâlet, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, kultu ya Resulallah, keyfe yuksafu bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvâquhum ve men leyse minhum. Ya Resulallah, nasıl oluyor da evveli de ahiri de hiç kimse kalmamak üzere yerin dibine kömülüyor. O insanların içinde o niyet üzere olmayan insanlar vardı. Sokaktan, sağdan soldan bu tarafa ordu gidiyormuş. Biz de katarak hele nereye gidiyorlarmış bunlar diye gelen insanlar vardı. Yani Kabe'yi yıkmak için bir niyetleri yoktu. Bunlar nasıl oluyor da yerin dibine kömülüyor dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yuksafu bi evvelihim ve ahirihim. Yani başı da sonu da kimse kalmamak üzere yerin dibine kömülür. ثُمَّ يُبَعَثُونَ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Sonra onlar niyetleri neyse ona göre dirilirler. Allah-u Teala'nın yanında ona göre mahşerde haşır olunurlar. مُتَّفَقُنَ عَلَيْهِ. وَاَنَا عَيْشْتَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِنَا. Hazreti Ayşe annemizden buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. Mekke'nin fethinden sonra, Mekke'nin fethinden sonra artık hicret yoktur. Hicret Mekke'nin fethinden önceydi. Mekke, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göç ettikten 9. senesinde ne yapıyordu? Mekke fethedilmiş oluyordu. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّتٌ. Fakat hicret yok ama, yani hicret bir diyar-ı İslam'dan, diyar-ı küfürden diyar-ı İslam'a, İslam memleketine ne yapmak? Hicret etmek. Fakat elhamdülillah Allah-u Teala gördüğümüz günden geri koymasın. Devletimize, milletimize zavallık vermesin. Elhamdülillah Türkiye'miz bir İslam devleti. Müslümanların bulunduğu yer. Her Müslümanın, her istediğin dini konulardan çok rahatça yaşayıp gezdiği bir yer. Allah-u Teala devletimize, milletimize zavallık vermesin arkadaşlar. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّتٌ. Fakat cihat var. Allah yolunda cihat. Veyahut da kişinin niyeti var. Gidemez ama, yapamaz ama güzel niyetidir. Keşke benim de olsa yapsamdır. Veyahut da keşke ben de cihada gidebilsemdir. Fakat gidemez. وَاِذَسْتُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُوا. Eğer diyor, siz cihada çağrılırsanız, ya Allah Müslümanlar yerin cihat varmış denirse, sizler de ne yapın? Cihada hareket edin, cihada gidin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَعْنَاهُ لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لِيَنَّا صَارَتْ دَارَ اِسْلَامِ. وَعَنَ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ Cabir ibn Abdillah el-Ansari radıyallahu anhuma قال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فِي غَزَاتٍ فَقَالْ. Allah Resulü, Cabir ibn Abdillah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir harbe gitmiştik. Bir savaşa çıkmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne bil medineti la rijalan masirtum masiran ve la qata'tum madiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Kişinin niyeti halis olursa, yapmak üzere olursa arkadaşlar, onu herhangi bir şey engel olmuş olsa bile o niyetinin karşılığını illaki görüyor. Bakın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir gazveye, bir savaşa gidiyorlar. Allah Resulü diyor ki Medine'de kalan nice arkadaşlarımız var ki biz bir vadiye gitsek veya da bir yere yürüsek, onlar diyor ecir ve mükafat bakımından sizinle beraberler. Savaşa gitmediler. Sizin gibi mallarınızı, mülkleri, hanımları bırakıp savaşa gitmediler ama fakat onları rahatsızlık, hastalık engel oldu. Hasta olmamış olsalar da onlar geleceklerdi. Geleceklerdi. Hastalık olduğundan dolayı gelemediler. İşte diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer kişinin niyeti düzgün olursa yapmış kimi ne yapar? Sevap alır. Ve fi rivaye illa şerikukum fil ecri. Ecirde, mükafatta sizinle beraber ortaklar yani. Her ne kadar Medine'de kalsalardı. Ve rava al-Buhari an Enes radıyallahu anhu قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. Biz diye Tebuk gazvesinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber döndük. Hazreti Enes'in, İmam Buhari'nin Hazreti Enes'ten rivayeti. فقال Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inna aqwaman khalafna bil Medine. Bazı kardeşlerimiz var ki bazı
kavimden bazı insanlar var ki biz onları Medine'de bıraktık. Gelemediler. مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا. Hiçbir dağ yolu yok ki, hiçbir vadi yok ki اِلَّا وَهُمْ مَعَنَا. Onlar bizimle beraberlerdi. حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. Onları özürleri ne yaptı? Engelledi. O özürlerinden dolayı gelemediler. وَعَنَ بِنْ يَزِيدْ مَعْنِ بِنْ يَزِيدَ الْأَخْنَسِ يَزِيدَ بْنَ الْأَخْنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَهُوَ أَبُوهُ وَجَدُّهُ الصَّحَابِيُّونَ Ma'an İbni Yezid İbni El-Ahnas. Babası da dedesi de sahabiymiş arkadaşlar. Kale kâne Ebi Yezid ahraca denanire yetesaddaku biha. Ebi Yezid bir takım para çıkardı tasadduk etmek üzere. Fevada'aha inde raculun fil mescid. Mescidin yanında o parayı aldı götürdü. Mescidin yanında bir adama verdi, dedi ki bunu ihtiyaç sahiplerine dağıt. Feci'tu feakadtuha فَأَتَيْتُهُ بِهَا. Gittim diyor o babamın yani. Babası bir mal çıkarıyor, para çıkarıyor, sadaka çıkarıyor. Götürüyor mescidin de bir yanına birine veriyor ki bunu ihtiyaç sahiplerine koy, dağıt. Oğlu da gidiyor bu sadakayı alıyor. Yani ihtiyacı olduğundan dolayı. فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اِيَّكَ رَدُّ. Yani ben senin için onu oraya bırakmadım. Sen niye aldın böyle bir şey? فَخَاسَمْتُهُ اِلَى رَسُولَ سَلَمْ. Bu mesele biraz ilerleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Fekale leke ma neveyte yazi. Ey Yezid dedi. Sen neye niyet ettiysen mükafatını aldın ya. Sadaka verecektin. Fil ihtiyaç sahibine gitsin diye niyet edecektin. O sen sevabını aldın. Ve leke ma ahazte ya ma. Sen de aldığın artık senin diye. Onu geri döndürmeye ne gerek yok. Ravahul Bukhari. Ve an Ebi İshak Sa'd ibn Ebi Vakkas Malik ibn Uheyb ibn Abd عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القريشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة سعد بن أبي وقاص جنتنا مجدلنا 10 tane sahabeden birisi رضي الله عنهم فقال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Hac senesinde. Ben de diyor hastalıktan dolayı benim rahatsızlığım çok şiddetlenmişti. Fekultu ya Resulullah, dedim ki ey Allah'ın Resulü. İnni kad belaga bi minel veca'i ma tara. Sen görüyorsun ya Resulullah, ben hastalıktan, rahatsızlıktan dolayı çok acı çekiyorum. Çok sıkıntıdayım. Ve ene zu malin. Ben de diyor mal mülk sahibiyim. Malım mülküm çok. وَلَا يَرِثُنِي اِلَّا بْنَةٌ لِي. Benim de bu malımın, mülkümün bir tane mirasçım var, o da bir kızım var diyor. اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيِّ مَالِ. Müsaade edersen bu malımın üçte ikisini sadaka edeyim. قَالَ لَا. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yok. قَالَ فَشَّطْرْ. Öyleyse yarısını vereyim. Üçte ikisini kabul etmeyeyim. Üçte biri kalsın çocuğuma. Yarısını vereyim. Ya Resulallah. Fekale la, yok dedi. Kultu fethuluthu ya Resulallah. Öyleyse üçte birini vereyim. Kale ethuluth ve thuluthu kethirun ev kebirun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam üçte birini veremme. Hatta üçte biri bile çok. Dedi diyor. İnneke intezara verasateke agniyâ hayrun min entezarahum âleten yetekeffefûnen nâs. Senin diyor o mirasçılarını bir mal mülk bırakman onlara insanlara el açmasından daha hayırlıdır. Yani insanlara el açmasından. Varsın malları mülkler olsunlar, ondan geçinsinler, varıp dilenmesinler, kimseye muhtaç olmasın. Ve inneke len tunfik nafakaten tebtegi biha veşhallah illa ücürte biha hatta tecalu fi fiyye imraatik. Sen diyor bir Allah için bir şey versen, bir sadaka versen, ne verirsen ver. Hatta ta ki Allah için olduktan sonra hanımın ağzına girmiş olduğu lokmadan bile mükafatını alırsın. Allah için olduktan sonra. قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ اُخَلَّفَ بَعْدَ أَصْحَابِي. Ey Allah'ın Resulü, bazı arkadaşlarımdan diye geri kalıyorum. Onlar mükafat olarak
çok ileri getirir derece bakımından. Kâle inneke len tuhallefe fe te'mel amelen tebtegî veşhallâh illa zdette bihi dereceten ve rifaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlardan geri kalmazsın. Sen Allah için niyet edip verdikten sonra, Allah için amel ettikten sonra Allah-u Teala senin derecen mükafatını yükseltir. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَضُرُّكَ بِيَا آخَرُونَ. Bazı insanlar senden menfaat görecekler ve bazı insanlar da senden zarar görecekler. Bu dünya böyle. Allahümme amdî li ashabi hicretehum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi, sahabimin hicretini ne yap? Tamamla. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى عَقَابِهِمْ. Onları eli boş topuklar üzerine döndürme. لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنَ خَوْلَةَ. Lakin fakat Sa'd ibn Havle'de ne oldu? O mübarekte هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَثَرُ الْبُعُوسِ وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْقِلَّةِ. Yani fakirlik ve kıllet ona musibet etti. يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَمْ اَنَّ مَاتَ بِمَكَّةَ. O mübarek Mekke'de vefat ettiğinden dolayı sıkıntı neyim o mübareğe diyor. وَعَنَ بِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَخْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى صُوَارِكُمْ. Allah-u Teala cesetlerinize ve suretlerinize, yakışıklılığınıza, giyinişinize veyahut da soyunuza, sopunuza, filanlardan olduğuna, filancalardan olduğuna bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ. Allah-u Teala kalplerinize bakar, sizin niyetlerinize bakar. Ne niyetiniz varsa, eğer o niyetleriniz Allah içinse, Allah-u Teala o mükafatlarınızı, onun karşılığını verir. Yoksa hiçbir zaman ne kadar güzel giyinmişsiniz, şeyhin oğlu olmuşsunuz veyahut da seyit olmuşsunuz veyahut da ne olursanız olun, Allah'ın yanında kalpleriniz temiz değilse hiçbir değeriniz, kıymetiniz yok. وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Adamın bir tanesi ya Resulallah, ne kadar kahraman desinler diye savaşa gidiyor. Ve يقاتل حميته veyahut da milleti için, ırkı için, kendi ırkı için savaşa gidiyor. وَيُقَاتِلُ رِيَاً وَيَوَدْ دَ. Başkası da gösteriş için savaşa gidiyor. اَيُّ ذَٰلِكَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Diyor ki ya, soruyorlar Allah Resulü. Ya Resulü, bunların hangisi Allah için? Allah yolunda. Allah yolunda. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Her kim Allah için, Allah yolunda cihad ediyorsa, Allah'ın kelimesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolu yükselsin diye hicret, cihad ediyorsa o Allah yolundadır. Kim kendi ırkı için cihad ediyorsa onun gideceği yer ebedi olarak cehennemdir. Allah'ım tez zamanda da şu terör belasını inşallah tez zamanda milletimizden, devletimizden koruya, şu fitneyi tez zamanda kaldır arkadaşlar. وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. İki Müslüman birbiriyle karşılaşırsa, iki kişi kılıçları aldılar, birbiriyle karşılaştılar. O Müslüman onu öldürecek, o Müslüman da onu öldürecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldüren de öldürülen de cehennemdedir diyor. Öldüren de, öldürülen de. İki Müslüman, yani birbirine Müslümanın şöyle bir bıçağı bileme, şöyle bir çatalı bileme doğrultsa diye arkadaşlar, başka hadis-i şerifte melekler lanet eder hemen ona. Bırakın Müslümanın diri diri kesmeyi, Müslümanı öldürmeyi bırakın. Şaka olarak kaldırsa bile mi, tutsa bile Müslümana, melekler ona hemen lanet eder. Öldüren de, öldürülen de cehennemdir. قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ. Ya Resulullah, yani öldüreni anladık da adam Müslümanı öldürdü. Öldürülenin suçu ne? O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki قَالْ اِنَّهُ كَانَ حَر۪يسًا عَدَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. O da her ne kadar öldürüldü ama kendisi öldürülmemiş olsaydı
o karşıdaki kişiyi öldürecekti. Onun için kim iki Müslüman birbirini öldürmeye kalkarsa o ikisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennemdedir buyuruyor. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh herhalde bu hadisler nerede geçmiş arkadaşlar? Bukhari ve Müslüm'de geçmiş. Bu Müslümanları öldürenler, Müslümanları diri diriye boğazlayanlar herhalde bu hadisleri hiç bilmiyorlar yani. Veya da biliyordu işte ne yani veyahut da onları öldürenler aslında Müslümanlar değil de birilerinin elinin tezgahıyla kurulmuş bir piyon. Piyonlar yani, oyunlar. Yoksa bir Müslüman nasıl bir Müslümanı öldürür? Böyle dediği halde Allah Resulü sadık ve masduk olan, doğru olmuş ve doğrulanmış olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldüren de öldürülen de cehennemdedir dediği halde nasıl bir Müslüman bir Müslüman öldürür? وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة. الله رسول صلى الله عليه وسلم bir kişinin kendi başına kılmış olduğu namazdan cemaatle kılmış olduğu namaz nedir? 27 kat daha, 20'den fazla kat daha sevaptadır diyor. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ اِذَا تَوَضَّعَ bir kişi فَاَحْسَنَ الْوُضُوَى abdest alır, abdestini güzelce alırsa. ثُمَّ اَتَ الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اِلَّا صَلَاتَ sadece ve sadece namaz kılmak için de mescide gelirse. لَا يَنْهَزُهُ اِلَّا صَلَاتَ niyeti yani gidişi sadece Allah için namaz. اَيُّخْرِجُهُ وَيُنْهِدُهُ لَمْ يَخْتُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً İslam'ın güzelliğine bakın arkadaşlar siz. Allah Allah. Bir kişi güzelce abdest aldı. Camiye doğru yola çıktı. Allah-u Teala diye her adım atmasında onun bir derece yükseldir. وَقُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ ondan bir günahlarını siler, her adımına günahlarını da siler, ta ki mescide girinceye kadar. Mescide girinceye kadar. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةِ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِهِمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ eğer o mescide girer, namazını kılar. Namazını kıldı. Kıldıktan sonra ya işim ne ki, şurada oturayım ne, diğer vakti bekleyeyim dedi. O vakti beklediği yerde başka bir niyeti yok. Niyet hadisini okuyoruz arkadaşlar. İhlas niyetini okuyoruz. Başka bir niyeti yok. Yani bir arkadaşını beklemiyor. Veya başka bir alacağı vereceği yok da sadece öbür namaz vaktini bekliyor. Oturmuş bekliyor. O diyor sanki namazdaymış gibi ona sevap yazılır. مَدَامَ ف۪ي مَجْلِسِهِ الَّذ۪ي صَلَّى ف۪ي ondan sonra melekler ne der onun için biliyor musun? يَقُولُ اللهم ارحمه melekler de ona dua eder. Ya Rabbi ona merhamet et. اللهم اغفر له يا ربي onu affet. اللهم تب عليه يا Rabbi onun tövbesini kabul et. ما لم يؤذ فيه kimseye eziyet etmediği, sağa sola sıkıntı vermediğimiz. ما لم يحدث فيه ve abdesti bozulmadı müddetçe. Oturduğu yerde sanki namaz kılıyormuş gibi sevap yazılır ve melekler onun için dua eder. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قدس حديث الشريف الله تعالى şöyle buyuruyor. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. الله تعالى bütün hasenetleri de sevapları da bütün günahları da yazdı. ثُمَّ بَيَّنَ ذَٰلِكَ sonra her hepsini şu 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 günahlar şu 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 sevaplar diye her hepsini açıkladı. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً İslam'ın güzelliğine bakın arkadaşlar. Her kim bir yapamıyor ama bir işe niyet etti. İşte ya ömrüm olursa veya param olursa umreye gideceğim. Veya param olursa filanca arkadaş kimi şu kadar hayır hasenat yapacağım. Veya da işte vaktim olursa şu işleri yapacağım diye. Her kim böyle bir hasenata niyet etti. Onu da bir türlü imkan olmadı, yapamadı. Ketebehallahu teala indehu haseneten kâminen. Allah-u Teala ona tam bir sevap yazdırır. Yapmış kimi sevap yazdırır.
Niyet ne kadar önemli arkadaşlar. Yani Müslümanı ne yapıyor Allah-u Teala? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suizandan hep sakındırıyor, hep güzel niyet besler herkese karşı. Kimse hakkında suizan etme. Birileri hakkında suizan besleme. Hep güzel niyet besle. Yani güzel niyet olduğu zaman hep sevap yazılıyor. Yapmasan bile. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعَ مِئَةِ ضِعْفٍ اِلَى اَضْعَافٍ كَثِيرًا. Kişinin niyetine göre yapmadı, tam bir sevap aldı. Eğer kişi diyor onu da bir yaparsa Allah-u Teala onu 10 ile 700 bin arasında çarpıyor. Yaparsa 10 ile 700 bin arasında. وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ. Başka bir ifade Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu serviste diyor ki bir kişi bir kötülüğe niyet etti. فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Onu da yapmadı. كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Subhanallah. Hep Müslümanı Allah-u Teala cennete götürmek için neler yapıyor arkadaşlar? Bir kötülüğe niyet etti. Onu da yapmadı. Allah-u Teala ona hemen bir sevap yazdırıyor. Yapmadığından dolayı. Bir iyiliğe niyet ediyor. Yapmasa gene sevap. Kötülüğe niyet ediyor. Yapmasa yine sevap. وَاِنْ هَمَّ بِهَا. Eğer o kötülüğe de niyet eder. فَعَمِلَهَا. Onu da yaparsa كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Allah-u Teala ona sadece bir günah yazdırır diye. Bir kötülüğe niyet etti. Onu da yaptı. Onu da ne yapar? Ona bir günah yazdırır. Sadece bir tane yazdırır. Onu da hikmet ilahi hemen peşinden estağfirullah ya Rabbi derse onu da hemen sildirir Allah-u Teala. Müslümanın işi cennete girme bu kadar kolay arkadaşlar. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن حضرت عمر Efendimizin oğlu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. Sizden önceki ümmetlerden 3 kişi yola çıktılar. حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. Gece vakti oldu. Bir yerde gecelemeleri gerekti. Bir mağaraya girdiler. فَنْحَدَرَتْ سَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارِ. Dağdan bir taş yuvarlandı. Onlar mağaraya girdikten sonra o mağaranın ağzını tamamen kapattı. Bir daha çıkacak bir durumda değiller. فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم. Biz diyor bu ancak bu mağaranın içinden bu taşı ancak açacak olan Allahu Teala. Bir de bizim salih olarak yapmış olduğumuz amellerimiz. Herkes kendi yapmış olduğu salih ameli sadece ve sadece Allahu Teala ile kendisi arasında Allah'ın rızasını kazanmak için yapmış olduğu salih amelleri anlatsın. Allah-u Teala belki bu salih amellerimizin vesilesiyle bizi buradan kurtarır. قَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ. Onlardan bir tanesi diyor ki اللّٰهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرًا. Ya Rabbi diyor benim iki tane bir anam bir babam var. Çok yaşlılardı. وَكُنْتُ لَا أَغْبُغُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا. Yani onları da onların içeceklerini, sulayacaklarını, sütlerini ailemden, çoluğumdan, çocuğumdan herkesten önce onlarıkını verirdi. Gece olduğu zaman onlarıkını verirdi. Fena bi talabu şecerat. Bir gün diyor odun arama vesilesiyle beni uzaklaştırdı. Bir gün geç kaldı. Yevmen felem urih aleyhime hatta nâme. Bir de geldim baktım ki anam babam uyumuş. Her gün onların geceleyin sütünü veriyordu. Sütünü içmeden yatmıyorlardı. Ben oduna, dağ oduna gittiğimden dolayı ne yapmış oldum? Anam yanımla babam gelmiş ki geldiler ki uyumuş. فَلَبِثْتُ وَالْقَدَهُ عَلَى يَدِي. Bekledim. اَنْتَظْرِ اِسْتِيْقَازُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ. Onların uyanmasını ta ki fecir atıncaya kadar bekledi.
وَالصَّبِيَةُ يَتَدَاقَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي Çocuklar ise açlıktan dolayı diye ayaklarının ucunda feryat figan ediyorlar. Fakat anne babama vermeden o çocuklarıma vermiyor. Bu vesileyle, bu kargaşayla فَاسْتَيْغَزَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا Bu vesileyle onlar da uyanmış oldu. Onlara sütünü verdim, içirdim. Allahümme in kuntu fa'altu zalika ibtigaa'an vejhika fa farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Rabbi, eğer ben bu